Çiftlik Sevdam'dan herkese merhaba. Gerçek aşk, sevginizin fazlasını değil, karşınızdakinin ihtiyacı olduğu kadarını verebilmenizdir. Çünkü sevginin de fazlası zaman zaman maalesef öldürücü olabiliyor. Bugünkü konumuz ve konuklarımız sukulentler ve kaktüsler üzerine. Buyurun seyreyleyin bakalım. Herkese merhaba. Bugün Sevdamız bizleri konuk ediyor. Biz de elimizden geldiğince sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Hoş geldiniz güzellikler. Hoş bulduk Sevda. Efendim, şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım bakalım. O küçücük boylarınızla evlerimizdeki devlersiniz. Gerçekten etkiniz bir dev kadar. Çünkü çoluk, çocuk, büyük, küçük, yaşlı, genç demeden herkes sizi çok ama çok fazla seviyor. O zaman insanlar madem sizi bu kadar seviyorlar, onlarla bakım önerilerinizi, nelere ihtiyacınız olduğunu yine sizin ağzınızdan dinleyelim. Hadi bakalım. O zaman bizi satıcıdan aldığınız o ilk andan başlayalım Sevdacığım, dilersen. Şimdi bizi eve getirdiğiniz zaman yapacağınız ilk şey toprağımızı değiştirmek olmalı. Yani önerimiz bu şekilde en azından. Çünkü toprak özelliğimizi biliyorsunuz ki bu özel olmalı. Yani suyu tutmamalı, drenaj diyoruz artık, öğrendiniz. Saksımızın dibinin delik olması çok önemli. Yoksa köklerimiz çürür ve ölürüz Sevda. Eve gelince bizi bir boy büyük bir saksıya almalısınız. Böylelikle çok daha kolay serpilip büyüyebiliriz. Çoğu sukulent sever. Sanırım aslında sizi yanlışlıkla sevgiden öldürüyor aslında. Bazı türlerin üstüne böyle çok fazla titremek, aşırı sevmek, o bitkiyi daha fazla sularsam daha iyi olur gibi bir yanlış düşünceye itiyor çiçek severi ve maalesef sonuç sizler için çok kötü olabiliyor. Peki bununla ilgili olarak sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdi Sevdacığım, insanlar genel olarak bizi kolay bakım yüzünden tercih etseler de bizi bazı az bulunur özel türlerimiz yüzünden çok sevenler de var. Hı. Ya da bir sevdiğinden yadigar kalan ya da birini anımsatan. Diğer türlerimize genelde fazla ilgi göstermezken onlar harikalar yaratıyorlar. Çok neşeli ve canlı oluyorlar ama üstünüze düştüğünüz o çok hayranı olduğunuz türümüz önce yumuşuyor ve zamanla maalesef ölümü kaçınılmaz oluyor. Tür özelliklerimi bilin. Öğrenin lütfen. Hepimiz birbirimizden farklı özellikler gösteriyoruz ama yine de kabaca ortak özelliklerimiz var ve bu özelliklerin en başında sulamayı sevmiyor oluşumuz gelir. Şimdi sizlerin yaşadığı tabii doğal ortamın sağlanması aslında en büyük ipucu izleyicilerimiz için ve bu aslına bakarsanız tabii ki bütün bitkiler için de geçerli. Evet, bizler doğal ortamlarımızda yağan yağmurlarla kısa süreliğine ıslanırız. Ve bu sırada bu gördüğün etli etli yapraklarımızda o ileride ihtiyacımız olacak olan suyu depoluyoruz. Hı hı. Sonrasında bir kuraklık dönemi geliyor ve burada o depoladığımız suyu biz de kullanıyoruz. Yani bir ıslak bir kuru döngüsünü takip ederseniz mutlu kaktüs ve sukulentleriniz olur. Peki sizleri tam olarak nasıl sulayalım? Şimdi Sevdacığım, toprağımızı saksının her yeri, tüm toprak ıslanacak şekilde suladığınızdan önce emin olun. Fazla suyun akıp gitmesini sağlayın ve sonra bizi toprağımızın en derininin bile kupkuru olduğuna karar verdiğiniz zaman tekrar sulayın. Yani kurumamızı bekleyin. Formül bu kadar basit aslında. Peki ışık isteğiniz nasıl olmalı? Şimdi sevenlerimiz bazı türlerimizi görmeyi ya da onlara yakın olmayı sevdikleri için bizi evlerinin çoğunlukla yanlış yerlerine koyuyorlar. Yani görüyorum, cam kenarlarını çok seviyorlar, orada şık durduklarını düşünüyorlar. Bitkilerinizi gözlemleyin. Çok güneş seven türlerimiz de olduğu gibi daha az güneş seven türler de var. Yine genel olarak çok fazla direkt güneş ışığına maruz bırakmayın bizi. Evet tamam, cam kenarlarının çok yakıştığımızı biliyoruz ama özellikle kış aylarında ani ısı değişimleri bizi strese sokuyor. Camdan gelen soğuktan etkilenebiliyoruz. Bu yüzden bizleri çok uzun sürekli güneş alan yerlerden ve kuytu koyu karanlık köşelerden uzak tutun lütfen. Güneş ışığını severiz çünkü bu fotosentez yapabilmemiz için çok önemlidir. Daha az veya daha çok ama mutlaka aydınlık ışık bizim için çok önemli ve idealdir diyebilirim. Eğer yeterince ışık alamazsak ışığa ulaşmak için boyumuzu uzatmaya başlıyoruz. Ama bu zaman gövdemiz inceliyor. Buna da etilasyon deniyor Sevdacığım. Bu durumda hem çok çirkinleşmeye başlarız hem de incelerek güçten düşer ve sonunda ölebiliriz. Peki toprak ve saksı isteğiniz nasıl?
Bizi çok sevenler genellikle zengin karışımlı toprağa dikerlerse daha iyi olacağımız gibi bir yanılgıya düşüyorlar. Oysa zengin topraklar çok fazla nem tutuyor ve bu da bizi çürüme gibi bir şeyle karşı karşıya getiriyor. En sevdiğimiz toprak çeşidi sevdacığım, hızlı direni olan, besleyici olarak zayıf toprak aslında. İçinde kum, çakıl taşı olmalı o toprağın. Köklerimiz sıkış sıkış olmamalı. Hafif böyle toprak sulandığı zaman su gövdemizden ve köklerimizden hızlıca akıp geçebilmeli. İşte bu en sağlıklı toprak türü bizler için. Saksı konusuna gelince de mutlaka altı delik saksı kullanmalısınız. Ve saksı tabağında da su birikmesine izin vermemelisiniz. Saksımızın en altına böyle çakıl taşları koyarsanız bizim için çok harika olur. Size de güzel bir görsel sunar. Şimdi tabii çok önemli bir konuyu da atlamayalım lütfen. Sakın ama sakın sukulent veya kaktüslerinizi yeni diktiğiniz zaman asla sulamayınız. 2-3 gün o kaktüsün ya da sukulentin olduğu yerde birazcık kuru kalmasına izin veriniz lütfen. Ay, evet, en önemli şeylerden birini unuttum söylemeyi. Bak yine sen koştun yardımıma, teşekkür ederim. Yok yok, yani ben de az daha unutuyordum. Neyse hatırladım neyse ki son anda. Şimdi gelelim çoğaltılmanıza. Sizleri nasıl çoğaltabiliriz? Yapraklarımızı bir toprağın üzerine bırakıp sonra zaman zaman suladığınızda yaprakların dip kısımlarından yine çiçeklenmeye ve köklenmeye başladığını göreceksiniz. Yani aslında çoğu türümüzün çoğaltılması bu kadar basit. Şimdi sukulentleri değil ama kaktüsleri dikmek biraz daha zor gibi sanki. Çünkü çok sayıda diken barındırıyorsunuz. Peki sizleri nasıl dikeceğiz? Dikenlerimizden korunmak için mutlaka eldiven kullanın. Ama diyelim ki eldiven yok, ne yapacaksınız? Şimdi bir gazeteyi veya herhangi bir A4 sayfayı katlayın birkaç kere ve kalınlaşsın o. Böylece bizi çevremizden tutarak yine istediğiniz saksıya veya toprağa dikebilirsiniz. Ya da eğer kendinize çok güveniyorsanız bizi çıplak elinizle belli belirsiz, böyle eşit ama çok hafif bir güç kullanarak tutabilirsiniz. Tıpkı Hintlilerin çivili yatakta yatabilmeleri gibi. Peki diyelim ki elimize diken battı. Yani gülü seven dikenine katlanır mı diyelim? Ne yapalım? Öyle acı çekmeye devam mı edelim yoksa? Eğer batan büyükçe bir dikense zaten çekince kolaylıkla çıkar. Ama bazı türlerimizin dikenleri böyle hiç görünmüyor. Neredeyse minicik oluyorlar ve bunlar tabii birkaç gün geçtikten sonra da batmaya devam ediyor. Şimdi genelde ben sizleri dikerken niyeyse bilmiyorum. Genelde çıplak elimle yapıyorum bu işi. Öyle bir durumda mutlaka tabii elime bir iki tane bile olsa zaman zaman diken batabiliyor. Başıma böyle bir şey geldiği zaman hemen elime zeytinyağı sürüyorum. O zaman içeride kalan o diken parçası bir iki gün sonra bile olsa, deri altına çok battıysa eğer, bir iki gün sonra bile olsa zeytinyağı sayesinde o diken dışarıya çıkmaya başlıyor ve zaten parmağınızda hissediyorsunuz dikenin acısını tekrar. O zaman şeyle işte herhangi bir cımbız yardımıyla veya tırnağınızın yardımıyla kolaylıkla söküp atabiliyorsunuz böylelikle. O zaman Seydoç, madem az bilinen ipuçları veriyoruz, bizi nasıl suladığını da sen anlat seyircilerimize. Ay evet, şimdi... Şimdi yıllar içerisinde elbette insan değişik değişik teknikler geliştirebiliyor kendisiyle ilgili olarak. Daha pratik, daha böyle kullanışlı teknikler geliştirdim ben de kendi kendime bu sebeple. Şimdi sizin ya da menekşe gibi işte yaprağına su değmemesi gereken çiçeklerim var. Bunları ben sularken efendim enjektör kullanıyorum. Evet, çiçeğin boyuna göre işte saksıya, enjektöre su dolduruyorum ve o sular yardımıyla enjektörden yavaşça sıkarak istediğim oranda, istediğim şekilde çiçeğin işte veya işte sukulentlerin, kaktüsün yapraklarına, gövdesine su değdirmeden böylelikle rahatlıkla dilediği kadar ihtiyacı olan suyu verebiliyorum. Yani hem de kontrol bende olmuş oluyor. Şimdi söyleyin bakalım, gübrelemenizi nasıl yapalım? Kaktüsler için satılan çiçek coşturucu ürünleri kullanabilirsiniz ama sakın hayvan gübresi kullanmayın bizim toprağımızda. Çünkü bu bizi çürütüp öldürüyor ve gübrelemeyi sadece ilkbaharda yapın lütfen. Bu da çok önemli. Diğer mevsimlerde gübreleme bizde işe yaramıyor maalesef. Peki hasta olduysanız ne yapmamız gerekir? Şimdi eğer aynı saksı içinde birden fazla sukulent veya kaktüs bakıyorsanız hasta olanı derhal oradan ayırmalısınız, uzaklaştırmalısınız ve düzene kadar başka bir saksıda bakımını yapmalısınız. Çünkü bir mantar hastalığıysa bu, diğer çiçeklere de bu bulaşabilir. Bunu önlemeniz gerekir.
Şimdi efendim benden size bir ipucu daha. Doğru toprağı sukulent ve kaktüslerde bulabilmeniz için yapmanız gereken minnok bir ipucu vereceğim şimdi size. Elinize toprağı ıslatın. O toprağı elinize avucunuza koyup avucunuzu şöyle sıkıca kapatın. Eğer toprak böyle bir topak olmuyorsa, dağılıyorsa bu kaktüs ve sukulentler için doğru toprak demektir. Bu aklınızın bir yerinde olsun lütfen. Şimdi sıradaki sorum kaktüslere gelsin. Çiçek açıyor musunuz bakalım? Evet, ama doğru bakım yapılırsa çiçek açıyoruz. Ve her sene de açıyoruz ha. Yani eğer sulama ve ışık almamız konusunda dikkatli olur ve bize ideal ortamı sağlayabilirseniz size her yıl aşağı yukarı 1-1,5 ay kadar seyredebileceğiniz bir çiçekle teşekkür ediyoruz. Peki kaktüsleri nasıl çoğaltıyoruz? Kaktüslerde de çoğaltma kökten ayırma yöntemiyle yapılır. Kaktüsün dibinden yukarı doğru yükselen yeni bir yavrusu oluşur. Köklenip ana bitkinin kökünden ayrılmaya başladığında da yavruyu siz de yeni saksısına alabilirsiniz. Evet, bazen de böyle gövdenin üzerinden mesela yeni bir başka yavru yavrulayabiliyorsunuz. O şekilde de onu da böyle çekip alabiliriz ve işte tekrar toprağa koyduğumuzda o bize yine köklenerek başka yeni ve güzel başka bir bitki haline gelebilir. Bir yöntem de bu tabii ki. Efendim şimdi hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şöyle döndürüyorum. Hepinize birer birer teşekkürler ediyorum. Bugün sizleri sevenlere şahane bilgiler verdiniz. Biz teşekkür ederiz Sevdacığım. Sen de tecrübelerinle bize inanılmaz ipuçları paylaştın. Efendim bu haftanın konukları yeni başlayanlardan tutun, bu işin artık ehli olmuş insanlarına kadar herkesin ama herkesin çok sevdiği bitkiler olan sukulentler ve de kaktüslerdi. Önümüzdeki hafta bir başka konukla yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğimizle. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Zili de açın. Paylaşmayı da unutmayın.